Mavi ve yeşilin birleştiği yerdeyiz. Kimi yerde birbirinin içinde kaybolan, kimi yerde ise birbiriyle buluşan. Bana bir yeryüzü cenneti bulun sözüyle keşfedilen Antalya, Anadolu'nun en bereketli coğrafyası üzerine kuruldu. Tarihi boyunca kültürün, sanatın, mimarinin ve mitolojinin merkezi olan Antalya, masmavi denizleri, büyük bir tarihe kucak açan antik kentleriyle cazibenin de merkezi oldu. Antalya'nın turizm zenginlikleri uyuyan bir dev misali uzun yıllar keşfedilmeyi bekledi. Takvim yaprakları 1980'li yılları göstermeye başladığında Türkiye, bacasız sanayi tanımlamalarıyla akıllarda yer eden turizm sektörüyle tanıştı. Vizyoner bakışların ilgi odağı haline gelen eşsiz Akdeniz kıyıları adını tüm dünyaya duyurmaya başladı. Akdeniz'in ışığı şüphesiz ki artık daha parlaktı. ...1984 yılında kurulan ve o günkü adıyla Antit olan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği, bu cennet parçasının tüm dünyaya tanıtılmasına ve dev bir sektörün oluşmasına öncülük etti. Hayal ettiler, istediler ve çok çalıştılar. Antalya'yı Türkiye turizminin başkenti yaptılar. Yaptıkları çalışmalar sınırları aştı. Yaptıkları her şey dünya turizm sektörünün takdirini kazandı. Artık Antalya sadece Türkiye'nin turizm başkenti değildi. Antalya turizm zenginlikleriyle, verdiği hizmetle, sunduğu kaliteyle dünyanın en önemli turizm şehirleri arasındaydı. 35 yıl önce Antalya'ya gelen turist sayısını milyonlarla ifade etmeyi hayal eden turizm profesyonelleri, bugün bu hayali gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyor. Çok şey başardılar. Antalya'ya gelen yabancı ziyaretçi sayısı 14 milyona ulaştı. 30 üye ile çıktığı bu yolculukta bugün 517 üyeye ulaştı. 517 üyesi ve 368 bin yatak kapasitesiyle büyük bir aile oldu. Bu yatırımların %90'ı yerli yatırımcılar tarafından yapıldı. Türkiye'nin yatak arzındaki payı %2,5'lardan %42'ye yükseldi. Aile konseptinin dünyada en iyi uygulandığı destinasyon oldu. Misafir memnuniyet oranı %90'ın üzerine taşındı. Avrupa'da Paris ve Londra'nın ardından en fazla ziyaretçi alan 3. şehir oldu. Çok şey başardılar. Başarmaya da devam edecekler. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, Antalya şüphesiz ki dünyanın en güzel şehridir. Ve biz bu şehir ve Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.